Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Dersizliğin stüdyolarından herkese iyi günler. Farklı kadro yayınlarının TYT Soru Bankası'yla karşınızdayız. Ben Ahmet Hoca. Atomun yapısıyla ilgili öğretici testle karşınızdayız arkadaşlar. Atom yapısını izah ederken atom modellerini izah etmiştik geçenki derslerde. Atomun yapısıyla alakalı durumu izah ederken de arkadaşlar burada çekirdek yükü, proton, nötron, nükleon sayısı, çekirdekte yüklü tanecik gibi, yük gibi yapıları ne yapmak lazım? Çok iyi bilmek lazım. Kıyaslama yapabilmek için de arkadaşlar bunları son derece iyi bilmek lazım. Hadi bir başlayalım arkadaşlar. Aşağıda X, Y, Z taneciklerinin çekirdek yükü iyon grafiği verilmiş. Tek tek bakmaya çalışırsak X, Y, Z ve T yapılarını dikkate alırsak arkadaşlar. X taneciğinin proton sayısına dikkat edin. 8. Çekirdek yükü dediğimiz proton sayısı. İyon yükünün de 2 eksi olduğunu. Y taneciğinin proton sayısının 9 olduğunu. İyon yükünün 1 eksi olduğunu. Z taneciğinin proton sayısının arkadaşlar çekirdek yükünün 10 olduğunu ve iyon yükünün herhangi bir şey olmadığı için 0 olduğunu, karşılığı olmadığı için. T'nin arkadaşlar 11 olduğunu ve artı 1 olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde biz ne yapıyoruz? Elektronları yazabiliyoruz. Bununla bunun toplamı bunu verecekti. Hepsinde arkadaşlar bu şekilde devam eden bir kalıp karşımızda duracaktır. Peki sorumuza bakarsak X, Y, Z, T'nin kimyasal özellikleri farklıdır. Bakın kimyasal özellikteki en temel mantık proton sayısı proton sayısına, elektron sayısı elektron sayısına eşitse bir nicelikte kimyasal özellik aynıdır. Bunun dışında her türlü farklıdır. Bakın bunların protonları farklı olduğu için arkadaşlar o zaman nedir? Kimyasal özellik farklıdır hikayesi doğrudur. Yanlış arıyorum. X, Y, Z, T'nin tanecikleri izoelektroniktir. İzoelektronik elektron sayıları ve dağılımlar aynı olması gerekiyor. Her bir taneciğin elektronu 10 olduğuna göre dağılımları da arkadaşlar 2, 8 şeklinde olduğuna göre evet bunlar izoelektroniktir diyebiliriz. X, Y, T'nin tanecik bileşiklerinde Z taneciğine benzemeye çalışır. X, Y, T tanecikleri evet arkadaşlar ona benzemeye çalışır. Gördüğünüz gibi elektron sayısının ona benzer. Yani sol gaz elektron düzenine benzemeye çalışır. X ve Y taneciği anyon. Gördüğünüz gibi eksi yüklü. T taneciği ise katyondur. Gördüğünüz gibi artı yüke sahip. X ve Z tanecikleri izoton olamaz. Bakın X ve Z tanecikleri neden izoton arkadaşlar olamaz? Peki niye izoton olamaz diye söyledik. Olabilir mi? Tabii ki her halükarda izoton olabilir. Çünkü biz bunların arkadaşlar nötronlarını biliyoruz mu? Hayır. Bilmediğimiz için nötronlar aynı olursa izoton olabilir. Ama burada izoton olamaz hikayesi yanlıştır arkadaşlar. Tek işaretinin uygun yerde kullanılmamıştır şeklinde bir sorumuz karşımıza var. Birincisi A değeri B değerinden farklı olursa X, Y atomları izotop olamaz şeklindeki yere doğru demiş. X ve Y taneciklerine bakarsak bir de Z taneciğine bakarsak arkadaşlar burada sayısal değer verirsek çok daha rahat hareket edebiliriz. Atıyorum biz A'ya 10 diyelim, B'ye de 10 diyelim. Şimdi X ve Y ve Z tanecikleri var. O zaman kütle numarası X'in 10 artı 2'den 12 olarak karşımıza gelir. Y taneciğinin arkadaşlar kütle numarası 10 olarak karşımıza gelir. Z taneciğinde kütle numarası 10 olarak karşımıza gelir. Proton sayısına bakarsak 12 olarak Z taneciğinin görüyorsunuz arkadaşlar. 10 artı 2'den 12 olur. Y taneciğinin 10 olur. X taneciğinin arkadaşlar 10'un da ne olacaktır? 10 olacaktır şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi sorumuza bakarsak A değeri B değerinden farklı olursa ki A değeri B değerinden biz farklı aldık zaten öyle değil mi? Hayır A değeri pardon A değeri B değerine eşit aldık. 10'a 10 aldık. Farklı olursa X, Y atomları izotop olamaz diyor. Bakın X ve Y taneciklerine bakarsak arkadaşlar protonları aynı olduğuna göre bunlar izotop oluyor. O zaman A ve B değerini farklı alırsam karşımıza ne gelecektir arkadaşlar? İzotop olamaz kelimesinin
yanlış olması gerekirken doğruya işaretlemiş. Demek ki bu hikaye uygun yerde kullanılmamış. YZ atomları izobardır. Bakın şimdi Y ve Z izobar mıdır? Bakın kütle numaraları aynı olduğuna göre evet izobar. Çünkü atom numaraları da farklı arkadaşlar. İzobar olması gerekir. Yani tek işaretinin burada değil burada olması gerekiyor. Onun için bu da yanlış. Uygun yerde kullanılmamış. X ve Z atomlarının toplam tanecik sayıları eşittir. X ve Z'nin toplam tanecik sayısından kastı ne? Arkadaşlar proton, nötron, elektronun toplamı. Bakın proton ve nötron kütle numarasını izah ediyor. Gördüğünüz gibi X'in proton, bakın burada X ve Z'yi yazalım. Proton ve nötronu yani kütle numarası 12, elektron sayısı nötr olduğu için 10 olarak karşımıza gelir. Diğerinde arkadaşlar proton nötron hikayesi 10 olarak karşımıza gelecektir. Elektron sayısı 12 olarak karşımıza gelecektir. Gördüğünüz gibi eşittir hikayesi doğru çıkması lazım. Ama burada da ne yapılmış? Yanlış yerde konulduğu için bu da arkadaşlar soru kalıbına uymamaktadır. O zaman cevabımız E olarak karşımıza ne yapmaktadır? Gelmektedir. Evet, diğer bir soru. Yukarıda geçtiklerden hangisi doğrudur? Tamamen arkadaşlar bilginizi ölçen güzel bir soru. Dikkat etmek lazım. X taneciği var. Evet. Burası ne? Atom numarası. Tamam mı? Yani bunu bilmek lazım. Burası ne? Elektron sayısı. Tamam. Burası yük arkadaşlar. Burası kütle numarası. Burası da nötron sayısı. Şimdi biz neye bakacağız? Şuna bakacağız. Bununla bunun toplamı buna eşit. Bununla bunun toplamı da buna eşit. Tamam. Atom numarası çekirdek yükü proton sayısı. Evet. Atom numarasının bir adı çekirdek yükü, diğer adı proton sayısı. Kütle numarası arkadaşlar. Kütle numarası nükleon sayısı olarak karşımıza geliyor. Protonla nötronu toplarsanız yani atom numarasıyla nötronu toplarsanız ne yapabilirsiniz? Kütle numarasını bulabilirsiniz şeklinde söyleyebiliriz. İki de doğru. Çekirdek yükü iyon yükü değil arkadaşlar. Çekirdek yükünün diğer bir adı atom numarasıdır. O zaman bu hikaye yanlıştır. Peki üçüncüsüne bakalım, onu atladık. İyon yükü yani yük dediğimiz şey elektron sayısıyla proton sayısının farkı. Elektron sayısından proton sayısı. Bakın atom numarası yani proton sayısı arkadaşlar. Proton sayısı. Elektron sayısı artı yük yazarsam proton sayısından elektronu çıkartırsam ancak yükü bulurum. Burada ters bir şey yapılmış. Bunun için bu da yanlıştır arkadaşlar. O zaman cevabımız 1 ve 2 olarak karşımıza ne yapmaktadır? Gelmektedir. Evet, ÖSYM bu kalıpları çok sever ve çok da sorar arkadaşlar. Önemlidir. Kıyaslamak son derece önemlidir. Bakın X, Y, Z taneciklerini biz nelerini yazıyoruz? Elektron sayılarını yazıyoruz. 10, işte 11 ne yazacağız? 10 yazacağız. Nötron sayısı kaç arkadaşlar? 10. Nötron sayısı 12. Nötron sayısı kaç bu adamın? 12. Nükleon sayılarını yazarsam X taneciğiyle alakalı durumun arkadaşlar. Nükleon sayısı 19, Y tanecinin nükleon sayısı 23, Z tanecininki de 24. Arkadaşlar buradan neyi bulacağız? Buradan hemen 9 olduğunu bulacağız. Buranın 9 olduğunu yazdıktan sonra buranın arkadaşlar kaç olduğunu yazacağız? 11. Buranın da 12 olduğunu yazacağız. O zaman bakın şunu elde etmek için buraya ne yazacaksınız? Eksi 1. Toplayınca 9 olsun. 11 olması için buraya 0, 12 olması için de buraya artı 2 yazdınız. Soruya böyle bakmak lazım. Bu hale getirmeden soruyu ne yapamazsınız? Çözemezsiniz arkadaşlar. Y nötr tanecektir diyor. Y'nin nötr olduğunu, sıfır olduğunu gördünüz. X anyondur diyor. Eksi 1 olduğu için. Z katyondur diyor. Artı 2 olduğu için. Görüyorsunuz her şey yolunda. Sıkıntı yok. X ve Z taneci izoelektroniktir. İzoelektronikte elektron sayıları ve dağılımlarının aynı olması lazım. Her ikisinin de 2, 8 de bittiği için dağılımı da aynı olduğu için evet izoelektroniktir diyebiliriz. YZ taneci izotoptur. YZ tane izotop olması için proton sayılarının aynı olması lazım. Kütle numaralarının farklı olması lazım. Bunlar arkadaşlar birbirinin nötron sayıları aynı olduğu için izotonu olabilir. İzotopu değildir. Onun için cevabımız E olarak karşımıza gelmektedir. Magnezyum iki tane taneciyi oksijenle bileşik yaparak böyle bir bileşik oluşturmuş diyor. Ama dikkat ederseniz bu iki tanecinin de izotop olduğuna dikkat edin. Kimyasal özelliği farklıdır şeklinde bir bilgi var. Arkadaşlar oluşan bileşiğin formülü aynı. Onun için kimyasal özelliği farklıdır demek yanlış olur.
Çünkü bunlar izotop olduğu için, protonlar protona, elektronlar elektrona eşit olduğu için kimyasal özellik aynıdır. Her iki bileşiğinde magnezyum atomları özdeştir. Şimdi magnezyum atomları özdeştir hikayesi acaba doğru mudur? Magnezyum elementinin gördüğünüz gibi izotop tanecikler olduğu için arkadaşlar karşımıza her iki tanecikte magnezyum atomu açısından ağırlıkları bakın farklı olduğu için özdeş olma ihtimali magnezyumun proton sayılarından kaynaklandığı için o zaman özdeştir diyebiliriz. Mesela bileşikteki toplam elektron sayısı aynı iken toplam nötron sayıları farklıdır. Toplam elektron sayısına bakarsak arkadaşlar toplam elektron sayısı ve nötron sayısı farklıdır diyor. Bileşikteki toplam elektron sayılar aynıdır diyor. Elektron sayılarına bakarsam 12, 12, evet burası 8 alırsak yani birincisinde magnezyum 12'ye 24 ile oksijen 8'e 16 olduğu için elektron sayısı 20 olur. Diğerinde arkadaşlar magnezyum 12'ye 25, evet oksijen 8'e 16 olduğu için gördüğünüz gibi 20 olur. Elektron sayıları evet eşit. Toplam nötron sayıları farklıdır şeklinde karşımıza gelmektedir diyor. Nötron sayılarını hemen toplarsak nötronu bu adamın 12, burası 8, bu adamınki 13, burası 8. Bakın nötron sayıları 12'ye 8, 20 iken 13'e 8, 21'dir. O zaman farklıdır hikayesi karşımıza gelmektedir arkadaşlar. O zaman cevabımız yalnız 3 olarak söyleyebiliriz. Evet, testimiz bitti burada arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolaylıklar diliyorum.